Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size bana gelen bir SMS, cep telefonuna gelen mesaj değil değil mi ona ne diyorlarsa, telefonuma gelen bir yazıyla başlayacağım. Bayağı etkilendim yani. İlk önce bunun tarihini anlatayım. Bir hanım, ismini zikretmiyoruz ama ibret alem olur diye, beni etkiledi ya. Bir hanım çalışıyor. Çocukları var iki tane. Adam despot. Evin nafakası ona yüklendiği halde Şeran, nafakasıyla alakası olmadığı gibi kadının resmi çalıştığı yeri ona zorla kredi çektirmiş, kadını da milyarlarca para devlete borçlu yapmış. Çekip gitmiş, yemiş, gene gelmiş, gene onun kıt kanaat getirdiği maaşla geçiniyor. Tabii bu insana yüklediği şey var. Yani bir şeyi tamir etmek, bir şeyi sabretmek adına psikolojini ve ruhsal yapını çökertmek de mantıklı değil. Olay bu. Yani düzelteyim, düzelmez. Ancak büyük bir bela gelir. Yani bu vicdansız, kadını devlete bu kadar milyarlarca borçlu yapmak, bir de evet gelip dayak atmak, despotluk yapmak, tabii dayaklık yapıyor. Bir de yani itiraz edince nasıl itiraz ediyorsun? Getirmez. Borca sokmuş. Bir de dayak atıyor. Ben ona sen nasıl çalışıyorsun? Sen ona yük değil, o sana yük. Bırak dedim ya. Bırak. Despotluk yapıyorsa devletinde böyle bir birim var. Emniyete, kaymakamına başvuruyorsun. Sana hemen kadınlar koruma şeyi var. Böyle kanun var. Sana emniyetten de gizli şey de veriliyor. Başka şehirde nakilde olursun. Dedim, o bana şöyle bir yazı gönderdi. Anladınız değil mi tasvir ettiğini? Etkilendiğim taraf bu, onun yazısı. Selamun aleyküm abim. Namaz, öğle namazının tesbihatında. Belki bu şeyimi de duyacak o ama. Niye okuyor? İbret alem olur ve ben çok istifade ettiğim için okuyorum. Yani bayağı bana bir ders verdi. Ne dedim? Senin dedim bir yeri yapmak adına psikolojini bozma şeyin yok ki. Psikolojini bozmaya şeyin yok ki. Yani ama bana büyük bir ders verdi. Okuyorum. Selamun aleyküm abim. Namaz öğle namazının tesbihatında. Sanki bir boyut açıldı. Demek ki ruhani bir hal oldu kıza, çocuğa. Acıdım yani. Açıldı fakat ama bana da ne ders vermiş. Bak öğle namazının tesbihatında. Tesbihat yapıyor. Sanki bir boyut açıldı. Orada abi ben size şöyle diyordum. Boyut açıldı. Orada ben mi gözüktüm, bir boşluğa mı diyor, bilmiyorum. Oraya diyormuş. Size ömrünüzün geçtiği dershanenizi, orada yattığınızı, havlunuzu, kitaplarınızı, ağladığınız, güldüğünüz, sirayet ettiğiniz her şeyi bırak, biz orayı yıkacağız deseler ne kadar üzülürdünüz. 34 senem geçtiği yeri kalk, bırak, her şeyini bırak. Defterlerini, kitaplarını, tespitlerini, her şeyini. Her şeyini bırak, havlunu, yatağını, her şeyini bırak, git deseler. Size mi söylüyor? Bana söylüyormuş o gayba. Ne kadar üzülürdünüz. Sirayet ettiğiniz her şeyi bırak, biz orayı yıkacağız deseler ne kadar üzülürdünüz.
biz kadınlar da yuvamıza öyle bağlıyız. Bu ihaneti yapan böyle bir adamın şeyine de kısmeti. Yok yani kısmetinden hariç nasıl bir donanım takılmış yani bir erkek sabredebilir mi? Allah'a yemin ederim ha böyle düz bile değil yanlama çakardım o adama ben. Hiç şey yok. Fakat Allah hakikaten dişi kuşta yuva yapar ya. Ne tuhaf ya o. Anneme benziyor yani 7 sene babam almaya da tabii bunun gibi tesbihaşa değil. O fakirlik bir şey iş yapmak için. 7 sene bizi büyüttü köyde bile değil dağda. Merzi dediğimiz yerde. Bu kadar çocukları şehir yok, köy bile yok. 7 sene sabretti. Nasıl bir şey anlamış değilim. Anlamam için kadın olmam lazım. Bak, sirayet ettiğiniz her şeyi bırak, biz orayı yıkacağız deseler ne kadar üzülürdünüz. Biz kadınlar da yuvamıza öyle bağlıyız. Bütün ihanetlere ve acılara rağmen, size ders olsun. Bana ders oldu. Bütün ihanetlere ve acılara rağmen, ünsiyet ettiğimiz yuvamızı terk edemiyoruz. İçimize çektiğimiz sıkıntılardan çok daha güçlü içimizde çektiğimiz sıkıntılardan çok daha güçlü adının ne olduğunu bilmediğim bir güç engel oluyor. Sonra merdivenden iniyordum ben bu derse gireyim. Hakikaten nasıl bir güç var deyince hemen kendime döndüm. Burayı terk et. Her şeyi terk et. Korkunç bir güç var ya. İşkence görüyorsun. Burada hayat yok ki. Yani dünya hayatı yok. Yani maddi cismani hayat öyle hayat yok. Ama cehenneme döner tabii benim alem ama yani bu da öyle de değil yani. Din değil yani. Yani dünyanın ihyası için yani çok tuhaf, garip. Vallahi Allah hakikaten sanatını acayip yapmış. Biz de dedi yuvamıza böyle bağlıyız. Hani her şeyi yapsa bir şey bir de kaba kuvvet kullanıyor. Yani ne kadar aşağılık bir insanlar var. Bir şey, onu kastetmiyorum da. Yani bir kadına nasıl el kalkıyor ben anlamıyorum. Anlamış değilim. Ben yani böyle bir şeyi anlamış değilim yani. Hafsalam almıyor. Evet. Peki. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Etkiledi beni. İnsanlık alemi ile başlıyorum. İnsan ne tuhaf. Bir kutu gibi gözüküyor ama hakikaten 18 bin alem onda ya. Nasıl ki lafız bir libastır. Anlıyor musunuz? Lafız bir libastır, bir fotoğraftır, farklılıkların cemidir. Yani kelamda fikriyat, hissiyat, vicdaniyat ve ruhaniyat, cemül cemler, cemül ezdatlar cemdir. Anlıyor musunuz? Mesela sima, ruhsal yapın, bedensel yapın, vücudun bütün organları, ehli ama. Korkmayın ben ehli değilim. Şu vücuda bakarak, şu simaya, kadın veya erkek her organından haber alırsın. Bak bu, ruhtan, fikriyatından, hissiyatından, ruhaniyatından, hatta nesebinden, hatta ileri gider ahiretteki makamını bile görürsün. Kesinlikle. Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Ve sinetinkum elbanikum. Daha çok nice ayetler. Sima, onun için yaşa göre değişiyor. Ben bu değildim. Hiç şaşırtmaz. Münafık, ehli dalalet, zındık, namaz kılıp kılmadığı kesinlikle gözüküyor. Hele 4 vakit kılsın, 1 vakit sabah kılmasın, diğerlerini örtüyor, karanlık. Kur'an okuyup okumayan, dini cemaat, nurcu mudur, Süleymancı mıdır, tarikatçı mıdır, inan.
nurculara girer, hangi meşrepte olduğu da gözüküyor. Peki şöyle misal verin de anlarsınız. Almanya'ya gidin. Türk mü, Rus mu, Alman mı, Yahudi mi anlar mısın, anlamaz mısın? Siz anlarsınız. Ben çok kaldığım için. Kesinlikle anlarsınız. Gel İstanbul'a. Laz mıdır, Kürt müdür, Çerkez midir, Tatar mıdır, Egeli midir? Anlarsın. Biraz insan şeyi varsa, tabii sokakta bir anladın. Biraz bu işte bezi olan hemen anlar. Bu Diyarbakırlıdır, bu Karadenizlidir. Bu da Egelidir. Birisi benim hangi köylü olduğumu bildi abi yatışımda. Allah. Bak adam şu anda Bremen'de miydi ya? Bremen mi? Bremen Afen mi? Belediye başkanıdır şu anda. Alman. Türklerin bir şeyi vardı bak. Senin neyinden bildi? Yatışımdan abi. Yani dedi şu köylüler dedi Kütahya'daydı. Sen bu köyden misin dedi. Evet dedim. Siz böyle yatıyorsunuz. Yatışından anladım. Uzanmıştım bu. Bak ona ait bir. Yürüyüşünden bak anlatacağım. Ya Bremen veya Bremen Afen miydi? Oranın belediye başkanı şu anda başka. 2013-14. Bir Türklerin töreni vardı. Adam uzaktan baktı böyle. Başkan bu. İnan kendisi anlatıyor adam, kendisi anlatıyor. Başkanını çağırdı. Alman'a gavur. Dedi ki sen Haymanalı mısın dedi. Ankara'nın Haymanalı mısın dedi. Sayın Başkan diyor. Alman bu. Nereden bildiniz dedi. Ben orada de Haymana'da 15 sene imamlık yaptım diyor. Peki Haymanalı olduğumu nasıl anladın? Haymanalılar yaya geçidine, yaya içine gitme, ana yoldan giderler. Konuşurlar kesinlikle hani yaya geçidine duralım da konuşalım yok. Yolun ortasına, yeni kenarında konuşurlar Haymana. Kornaya da bassan da kabadayılık kabul. Ne oluyor geçme? Yolu böyle yapar. Sen dedi, yoldan yürümüyor herkes. Boş ha. Sen yoldan yürüyorsun. Sen Haymanalısın dedi. Şimdi anlatacağım. Almanya'ya git. Adam Haymanalı olduğunu anlat. O da gavur. Gel İstanbul'a. Nereli olduğun belli. Diyarbakırlı mı? Edirne'li misin? Ben kardeşim. Sinopluyla Diyarbakır benzeyecek hali yok. Gir Diyarbakır'a. Hangi ilçeden olduğunu söyler. Diyarbakır'a gitmen lazım. Ben kendi memleketim diyorum Rize'de. Hangi ilçeden, Çayeli'den mi, Pazar'dan mı, Artvin'den, Ardeşen midir? Yok, belli. Hemen belli. Peki git o ilçeye. Hangi köyden olduğun belli. Kesinlikle belli. Ya yürüyüşünden, ya şu külam şeyinden, simasından mutlaka belli. Yürüyüş de simadır. Sonra git o köye, şu anlatacağım. Git o köye, kimlerden, hangi kabileden olduğun belli. Git o kabileye, daraltıyorum çapı. Kimin oğlu belli, kimin oğlusun. Demek ki bunlar hepsi surettir, unutmayın. Suret bu görünüş değil. Yürümek, konuşma üslubu, hareketler, davranışlar, yaşa göre değişiyor bunlar. İşte nasıl ki lafız bir libastır, bir fotoğraf kağıdıdır, fotoğraftır. Nedir o? Farklılıkların cemidir. Yani kelamda fikriyat, hissiyat, vicdaniyat, ruhiyatların cemül cemleri ve camül ezdatlarıdır. Yani hissiyatın, kelamın içerisine, mesela önce bu üslup, hareketlerim var ya, sima, mimik, göz ele, hareketlerim, dudak, ağız, burun, kaş, el, kol, duruşum, bunlar hep üsluptur. Bunların komplesine üsluptur. Onun içerisine kelam koyuyorum. Kelamı kimse gördü yok, üslubu görüyor. O kelamın içerisine fikriyat, dima, vicdaniyat, kalp, ruh, hepsi var. Koyuyorsun. Neye benziyor diye örnek veriyorum, biraz da çoğaltıyorum. Elektrik gibi her şeyin hakikatleri olduğu için hiçbir şeye benzemiyorlar. Mesela elektrik hangi cihazı çalıştırıyor?
Hepsinin. O zaman hiçbir yere benzemeyecek. Her şeyin sahibi hiçbir şeye benzemez. Cevher olanlar da benzemez. Gözükenler sıfatlardır. Hiçbir zaman cevher gözükmez. Bunun programı gözükmez bu kardeşim. Doğru, elektriğin bir tanımı bir şeyi belirleyin. Yok, sıfat. Bir zemin de belirleyin. Evet. Yani elektrik ifadesiyle, sıfatlarıyla intikal ediyoruz. Cevher olduğu için bize göre gözükmez. Unutmayın, niye Allah gözükmez? Sıfatla değil. Her şeyde cevher olan her şey gözükmez. Mesela bunun programı gözükmez. Tamam. Hiçbir cevher gözükmez. Elektrik de cihazlara göre cevherdir. Elektrik gözükmez. Cevherler gözükmez. Peki niye Allah gözükmüyor diyenlerin mantıksal anlayışı şudur. Allah mevcudatın sıfatıdır. Çünkü sıfatlar gözükür, cevherler gözükmez. Allah cevher değildir. Mevcudat eşyasından, cinsinden bir sıfat olduğu için mesela bu bile programı gözükmez. Programı gözükmez. Nedir bu görünüşü? Yaprağı vesaire, eni, boyu, sert, yumuşağı. Nedir bu? Sıfatlarıdır. O zaman Allah kainat cinsinden olsa, kainat sıfattır. Kudretin eseridir, eserlerdir. Müessir gözükmez hiçbir zaman. Yani cevherdirler. Dolayısıyla elektrik her şeyin cevheri olduğu için kendisi gözükmez. Başka? Odun gibi. Zıtların cemidir, dumandır, ısıdır, ışıktır, kendisi katıdır, donuktur, karanlıktır ama içinde nurları, latifeyi bir anda her yerde olmayı barındırıyor. Odun bir yerdedir ama içinde olan her yerde. Başka, buz gibi binler alemleri meratipleri var. Kelamdan bahsediyorum. Binler alemleri, mesela buzdur, sudur, haşikyo, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, nur muhammedi, esma, sıfat. Yani bunlar hepsi buzda var. Buz gibi. Kelam da aynı bunun gibi. Başka bir örnek veriyorum. Deniz bir alem ama 100.000 alemi cem etmiş. 100.000 tane alem var denizde. Hamsi bir alem. Palamut bir alem. Değil mi? Köpek balığı bir alem. Yunus bir alem. Denizin dibinde tam 100.000 çeşit mahluk var. Havada 100.000 çeşit var. Yerde 100.000 çeşit var. Hava bir alem, 100.000 alemi cem etmiş. Hayvanat ve hayvanat alemleri de, nebatat ve hayvanat alemleri de birer alem fakat 100.000 alemleri cem etmiş. Yerdeki hayvanlar 100.000. Nebatat 100.000. Ne yaptı? 400.000. Adetten bahsetmiyorum ha, bu bir tek. Bunun ne kadar sayısı var belli değil. Bir şey sorabilir miyim burada? Mesela deniz bir alem dedik ya. Odunun içinden duman ve nur çıkıyor değil mi abi? Şimdi mesela deniz bir perde mesela, alemin içinde bir perde, o bir zemin. Duman da mesela o pis erbağ habiselerin falan zemini mi? Biz evet, öyle miyiz? Evet. İçinde mi aynı? Ay içindeler zaten. Nur da öyle. Evet. Mesela diyor ki Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, odunu yaktığınız zaman diyor çıkan nurdan melek yaratılıyor. Melek ortaya çıkıyor. Nur melektir yani. Yani bir şey değil, kendisi o. Arş gibi bir şey mesela. Arşı mesela. Dumanın evet. Arşı o mu oluyor? Bak şimdi. Odunu yaktığında ben metnini okuyayım malum bir mana. Odunu yaktığınız zaman diyor. Çıkan nurdan melek. Çıkan ısıdan şeytan. Çıkan dumandan cin. Çıkan nurdan melek dedik. Ortaya çıkacak külden insan. Şimdi Erva-ı Tayyip'e güzel ruhlar, Reva-i Tayyip'den lezzet alır. Yani güzel ruhlar, güzel kokudan lezzet alır. Kötü ruhlar, kötü kokudan lezzet alır. Orada olur. Onun için cinler diyor, Peygamber Aleyhisselam, kötü cinler, kafir cinler, dinsiz, imansızlar, köhne yerlerde, ırmaklarda, güneş görmeyen, böyle vadilerde, kokuşmuş, yapmış, taafun etmiş, yerlerde olur. Müslüman cinler tepelerde güneş gören açık alanlarda ve namaz kılan Müslümanların yanlarında ve namaza durdukları zaman mutlaka ittiba ederler. Çünkü hiçbir zamanki arkanız boş değil. Yani size devamlı dua ederler. Dua ediyorlar, duacılar yani. Yardımcılarınız yani. Yoksa onlar etrafımızda olmasaydı normal bir avam namaz kılın, kafirler hücum eder. Aynı daha zalim insanlardan.
Amerika'dan daha zalim, İsrail'den daha zalim. Onlarda kavga ölümle biter, öyle vuruşma yok. Neyse, dumandan çıkan, odundan çıkan dumandan cin yaratılıyor. İşte onun içi demeyelim de, o duman denilen varlık cinlerin gıdasıdır. Cinin gıdasıdır. Yani mesela şeytan ateştendir. Kızmak şeytandandır. Şeytan ateştendir. Abdest alın diyor. Öfke odunun içindeki ısı gibidir. İnsanda aynı böyledir. O zaman bir insan sigara içiyorsa o içiyorum zannediyor. Ben istiyorum zannediyor. Düğmeye birisi basmış. Kimin ihtiyacı varsa sana bu sinyal veriyor. Sen de sigara istiyorum, sigara istiyorum. O yüzden sen istemiyorsun. Çünkü bir insan sigara isteyemez. Basar. Doğru, adam içmemek lazım ama diyor. İçiyor. Sünnet olurdu değil mi abi? He? Fıtratta olsa sünnet olurdu. Sünnet olurdu. Aferin. Fıtratta olsaydı sünnet olurdu ve sigara eline koyduğun zaman Bismillahirrahmanirrahim diyebilir misin? Başka, öfke hissin nihayetsiz meratiplerine cami olması. Öfke, kelamdan bahsettik ya. Yani dikkat edersen zahirden hep batına doğru gidiyorum izah edilsin diye. Öfke de mesela sana bir kızdım. Yani kızdın sen birisine. O an değil işte. O kızmanın içine fikriyat var, hissiyat var. Öfke var, nefret var, mazi var. Yanında kızılmıyor ki bir şey var, mazesmesi var. Mesela adam geliyor, pat diye paldır küldür, olur ortam, saygı yok, edep yok, pat diye herkesin için senin mahallende senin ustadına hakaret ediyor. Yani geldi sinirlenme yani. Kasten gönderilmiş gibi ama ya kasten ya ahmak. Yani itirazın olabilir mesela. Bir şey anlatacağım şimdi. İtirazlar. Onun da usulü ve şey var, edebi var. Nereye gittinizse ya gitmeyeceksin veya görmüşsün beni. Gel arkadaş seninle ilk 5 dakika konuşabilir miyiz de. Oranın amiriyle vesairesi konuş. İşte öfkenin içinde ne var dedim? Hissiyat var, fikriyat var. Yani böyle yapanlar kimlerdir? Vehhabilerdir. Ama tak diye Vehhabi olduğundan dolayı kızıyorsun. Yani öfkeyi ille o olaya kızmıyorsun. O tavrın arkası malzemesi var. Demek ki öfkede hissiyat var, fikriyat var, fikriyat mazi de var. Mazi var. Yani çünkü bunları kim yapıyor? Malzemen var senin. Sen de zannedersin niye kızıyor? Çünkü senin o kadar malzemen yok ki. Bunu ancak onlar yapar. Yani olur ortağız. Hak mıdır, hukuk mudur, doğru mudur? Ben diyor içime gelen doğruyu söylerim. Hayır deme hakkını. İçine geleni konuşan istemediği şeylerde duyma hakkına sahip olur. Kim yapıyor bunu? Olur ortağız, tabanca çeken kimlerdir dünyada? Vehhabilerdir. Olur ortağız, ikide bir yakıştırmalar yapan kimlerdir? Yani kafirdir, kafir kimlerdir? Vehhabilerdir. İngiliz ya, İngiliz casuslarının öğretisidir. İnsandaki öfkeyi, öfke dürtüsünü aktif edip kanalize ediyorlar İngiliz casusları. İngiliz ajanları insandaki öfke dürtüsünü kanalize etmekten ortaya çıkan mezhebin adı Vehhabiliktir. Şimdi Selefiye deniliyor. Selefiler deniliyor. Vehhabilikten halk toplum nefret ettiği için Selefi deniliyor. Şimdi ondan sonra diyorlar ki biz Ehl-i Sünnetiz diyor. Sünnet inkar ederek Ehl-i Sünnet. Bak şimdi niçin anlattım? Öfke. Bir şey bakarsın mesela sen şimdi kızdın hanımına çocuğuna. Ya ne yapıyorsun ya kardeşim ya? Ya ne kızıyorsun ya? Deme kardeşim kız doğru de. Orada demek çünkü onun bir mazisi var. Mazisi var. Kelamdan konuşuyorum. İman eletiye benzer. Nihayetsiz aletleri çalıştırdığı gibi insanın nihayetsiz efkarına ve hissiyatını da çalıştırıyor. Yani ne anlattık? Kelamın içerisinden bahsettik. Tamam. Konuyu değiştiriyorum. İyi bir ahlak olmasa sağlık da olmaz. Eğer organların sihatli uyumu olmasa hakiki bir muhakeme ve muvazene de zor olur. Yani
Lazcası bu, bu artık şey yok. Eğer bir insanın ahlakı bozuksa, asabi ise, yani asabi derken haddini aşmışsa, muvazenesi yoksa, cehaleti varsa, yani ahlak kendini kontrol edemiyorsa, haddini bilmeyip hududunda kalamıyorsa, her şey maydanoz gibi atlıyorsa, su mu? He? Suyu unuttular Osman. Yok, böyle yapmış. Ramazan 1. Suyu unuttular. İşte dikkat edersen sesimi hemen indirmeye çalışıyorum. Kontrol etmeye çalışıyorum. Şimdi daha söyleyeyim. Ahlak, ahlakı bozuksa adınız gibi inanınız sağlığı bozuk olur. Peki nasıl anlayacağız? Ahlakın en güzel timsali ve misali Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam olur. Bizde diyor hastalık olmaz diyor. Bir gavur gitmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Medine'ye, doktor. Demiş ki, sonra beklemiş beklemiş, yazhaneye gelen yok. Sonra peygambere çıkmış, demiş ki, sizde hasta yok mu demiş hiç. Yani gelen yok demiş. Bizde hastalık olmaz demiş. Nasıl olmaz? Biz demiş, o var ya tıbbı, ilmi tıbbı şey yapıyor. Biz demiş, 4 saat geçmeden yemiyoruz. Ondan sonra o kurallı yaşıyoruz. Mesela usta, o ustadın cem ettiğini söyleyeyim. 2 saat geçmeden su içilmez. 4 saat geçmeden yemek gelmez. Tamam. Ondan sonra kaylüleyi yapar. Allah Resulü diyor. Öğlen kaylülesi yaparlar. Mesela mideyi tamamen boş yatırmak da ihtarlık alametidir diyor. Bir hurma ile şey yapılıyor. Dolayısıyla sünnet-i seniye, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam adet ilahiye en çok tabi olduğu, Allah en çok adetini onda gösteriyor. Ama öyle şey yok yani. Hayatında mizminleşmiş. Öyle günlerce falan şey yapmış. Yok. Biz mesela yemek yedikten ne olur canım bir çekirdek atsan bitti. Sistem bozuldu. Çekirdek atsanız mide, beyin öyle anlamıyor. Sakın algılamıyor tabirini kullanmayacaksınız. Beni çok üzüyor. Beyin öyle anlamıyor. Yani yemek yedin mi? Daha 3 saat geçti bir çekirdek atsan burada çalışma var. Çalışmayı o bir parçayı yeni bir olay zannediyor. Hemen sindirimi durduruyor. Durduruyor. Yeniden hesap yapıyor. Pepsinojendir, kimyasal asittir, sülfürik asittir. Yani hemen yeni bir hesap yapıyor. Onu unutuyor, yeniye yöneliyor. Ve çoğusunu da daha yapmadan atıyor. Gönderiyor, bağırsaklar emmeye başlıyor. Dolayısıyla ahlak olmasa sağlık da olmaz. Sağlığın yoksa organların uyumu yoktur. Sinir de öyledir. O zaman organlar uyumu yoksa adınız gibi bilin, muhakeme ve muvazene pek sıhhatli olmayacaktır. Onun için sağlık önemli. Firavunda nasıl abi? Firavunda nasıl tezahür ediyor bu olay? Firavunda istisna olmuş yani. 350'sini hastalık yapmaması. Çünkü İsa Aleyhisselam'da da mesela babasız nasıl oldu? Ama çok ilginçtir. Biraz okumuştum onun hayatını da. Firavun aynen uyuyordu kurala. Dedelerinden kalmış sisteme uyuyorlardı. Mesela çok ilginçtir. Ebu Cehil dahi evlendikleri zaman atalarına kalma nikah yapıyorlardı. Mesela Müslüman olmadan önce Türkler içki içmezmiş, zina yapmamış, yapmazlarmış, domuz eti yemezlermiş. Tam fıtri yani. Demek ki onlarda bu tür şeyler peygamberlerden gelmiş. Baki dini kan. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce bir sürü sahabe var. Babaları Müslüman değildi. Yani peygamberimiz yok. Ben merak etmiştim. Bunlar nasıl? Nikahları var mıydı babaların ki bu sahabe nasıl böyle sahabe oldu? İbrahim Aleyhisselam'ın bakiye kalan dininin nikahıyla nikahlar yaparlardı. Din çerçevesi kalmış yani. Mesela bugün bir dinsiz dahi Allah'ın ve şeyine inanmayan adam gider gene bir nikah yaptırır.
kainatın yazılımı, işletim sistemi ilmi ilahidir. Hemen bu sizinle alakalı bir şey söyleyeyim. Dün birisine söylüyordum rüyada. Vücut işte vücut bir sistemdir. Çalışan işletim sistemidir. Yazılım yani bir çalışıyor. Bu ara boşlukları yani bu sistemin ara boşlukları ademi vücut yani şeytandır. Ben ona diyordum ki rüyada birisine, senin şeytan anladığın gibi ben şeytan anlamıyorum. O bana dedi ki ne demek o? Bak ben size anlatayım. Şöyle anlıyorum. Vücudun işletim sisteminin burada geldiği çiziyorum. Ara boşlukları Adem'dir. Onun vücudu harici noktasındaki mümessili şeytandır. Bedendeki karşılığı negatif enerjidir. Kabirdeki karşılığı gıdasız ve nursuz olmaktır. Haşir meydanında kaybetme ruhsal yapısıdır. Sırat köprüsüne geçememektir. Cennete girememektir. Yani ben şeytanı bir beden, vücuttaki işletim sisteminin ara boşlukları diye anlıyorum. Bedendeki karşılığı. Dinimizdeki ismi mümessili var, mahluttur. Temsilcisi var. Onun adı şeytandır. Mesela şöyle diyeyim, Ramazan 1 mi? Allah diyor mu ki Celle Celaluhu, şeytanlar bağlı. Tamam mı? Şeytanlar nerede tasarruf ederlerdi, karıştırırlardı? Kalp. Lümey şeytaniye. Şimdi kalp bizden yana, kimsesi yok. Vehim var. Vehim bağlanmamış. Nefsi emmare denilen şey vehim olarak gözükür. Nefsi emmarenin adı, dimadaki adı vehimdir. Vehim duruyor. Peki, bizim bir dima var. Biziz, bizden yana. Kalp var. Ne yaptı? İki. Şimdi savaştığımız kim? Şeytan. Şeytan yok. Nefis, nefsi emmare. Bizdeki karşılığı nedir? Yani yapıda, bedensel yapıda. Vehim. İkiye bir galibiz. Şimdi isteseniz de şeytan yok. Ramazan'da yok. O zaman siz orucunuzu şeytana karşı değil, düşünce bozukluğuna karşı tutuyorsunuz. Çünkü vehim tasavvurdan çıkıyor, bir behre. Yani yanlış düşünceleri tahsis etme işlevini yapıyor oruç. En büyük hikmetlerinin bir tanesi budur. Şeytan devre dışı yaparak düşünce bozukluğunu düzeltiyor. Şu anda biz yanlış düşüncelere karşı savaş yapıyoruz. O zaman gelenler senin sorunlarını gösteriyor. Evet. Şu anda senin sorunlarını, problemlerini sana gösteriyor. Bilen adam için bu... Çok da acayip bir fırsat zemin. Anladın mı? O ilginçtir. Ama Ramazan dışındaki 3 ayları bile tutsan şeytan vardı. Bugün farklı sende. Sima'da farklı olduğu gibi. Firavunluk damarını kırar diyor ya abi. Evet. Bizim firavunluk bakiye kalan şeylerimizi mi? Mesela bak, firavun nerede gark oldu? Suda. Su. İnsan vücudunun yüzde kaçı sudur? 70. %76 su unsurudur. Orucun, Ramazan adı yanmaktır. O zaman su unsuruna darbe vurur. Yani firavunluk tarafımıza darbe vuruyor. Nemrutluk tarafımız duruyor. Nemrutluk düşüncedir. Mesela usta da diyor ki 23. sözde, aklın başına geldi mi diyor. Geldi diyor. Ama ömür bitti. Hayır diyor. Bak ne yapıyor biliyor musun? Tövbe ve tevekkül et diyor. Nemrut'un karşısında tövbe ve tevekkül. İbrahim. İbrahim neydi? Şefkat ve tefekkürdü. Nemrutluğumuz duruyor. Şu anda oruç direkt şehir darbe vurmuş. Devre dışı yapmış. Sun surunu. Oruç susamaktır. Acıkmak değil. Yanmaktır. Vücudun %76 yapısına 4 yapısından bir tanesi olan en güçlü ona darbe vuruyor. En güçlü. Toprak.
Tabiatın dört unsuru var. Toprak, hava, su, hava, ziya. Ve ne? Ateş. Ateş abi. Ateş. Ateş, ziya güneştir. Evet. Ateş unsuru, ateş öfkeyedir. Mesela bunların batınlarını da zikredeyim. Aferin, Harun diyene bir kardeş buldum. Mesela ben batıncı şeydi. İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam tefekkür ve şefkat. Yani onun bizdeki karşılığı tevekkül ve tövbe ve tefekkür. Zahircisi kim biliyor musun? Yani İbrahim'e bir halet verdi ki o ateş yakmadı. Batın. O halet. Peki ateşin yakmayacağı cihazı yapan kim? Davud. Zahirci Davud'dur. Mesela su unsurunda Musa boğulmadı. Firavun boğuldu. Çünkü Musa şeriatçıdır. Sünnet-i seniye uyarsan Musa zahirdir. Batını kimdir? Nuh'tur. Yüzmüştür. O alttan geçmiştir. Ama Nuh yüzmüştür. Batındır. Cebeli Nuh gibi Risale-i Nur. Tamam mı? Batıncı o. Mesela Hızır. Risale-i Nur da Hızır'dır aynı zamanda. Neyse. Şimdi şeytanı benim dünyamda çok değişik. İşletim sistemidir. Sistem içinde bir sistemdir. Mesela günah benim alemimde çok farklı. Mesela dindeki adı günahtır. Ben yorumluyorum. Bedendeki karşılığı negatif enerjidir. Dimağdaki olumsuz düşüncelerdir. Günahın adı. Kalpte sıkıntıdır. Bedende negatif enerjidir. Kabirde zulmettir. Ve gıdasızlıktır. Vesaire. Şimdi şeytan bu kainat sistemi içinde, aynı sistemimizde var. Bu vücudun işletim sistemi içindeki ara boşluklarıdır. Ara boşlukları, buna Adem deniliyor. Onun mümesili, vücud alıcısı vardır. Yani zahirde şeytan var. Benim fark anlayışım belki sizden bilmiyorum. O şeytanın böyle bir adam geliyor böyle, giriyor. Şunu yap böyle, yetişmiyor. Gidiyor senin işletim sistemindeki Adem alemlerini aktif ediyor. Enerjiyi kullanıyor. Kullanıyor. Adem alemleri. Hakikat mı, mahiyet mi abi orada bir... Hakikat, mahiyet değil. Hakikat. Evet, Esma'nın. Ara boşluğunu kullanıyor. O zaman, yani bunu bilen bir insan var ya, vallahi bu 30 sene vermişim. Yani bu bilgi ama 30 sene altyapı yaparak. Harika bir tespittir bu, büyük nimettir, Allah'ın ihsanıdır. İşine yarayan. Peki ne işine yarayacak? Ya kardeşim ben kendimi kötü hissediyorum. İntihar edeceğim. Yani öfkem. Ne aklına gelir? Bu hep ara boşluğu olduğunu bildiğin zaman çok kolay işte. Ara boşluğudur yani. Sende zemini var onun. He yani şu, doğruların arasındaki boşluk. Hayat donuk olur. Şöyle bir misal vermiştim, hatırlar mısınız? Bir havuz düşünün, bu kadar havuz düşünün. 20'ye 20 kare plastik düşünün. Sudayı koyun. Hepsi de ayrı renkte olsun ve lamba olsun üzeri. Suya koyun. Yarım metre su koyun havuza. Karedir tabii. Bu kare kabul edin. Tamam mı bu salonu? Ondan sonra 20'ye 20 bir plastik düşünün. Bak şeytanıma bak. Benim şeytanıma bak. 20'ye 20 kare. Bu plastik suya koyduk batmıyor. Ama bu plastik üstünde hepsi ayrı bir renk. 20'ye 20. 20 hepsini yanaştırdık. Hiçbir boşluk yok. Lamba var üzerinde. Gece işi bu gece farklı lan bu unutmayın bak. Plastik batmıyor. Üzeri lamba ve farklı renk. Ben bırak onu yansın. Sema nasıl olur tavan? Sabit olur. İbrahim 2-3 tane oradan al. Murat sen al, İrfan sen al. Sen de Muhammed oradan al, İrfan sen al, şuradan al, Emre al vesaire, tamam. Buradan da alsın, ben de alayım. 3-5 tane aldınız mı? 20-30-40 tane oldu mu plastik şıparcı? Ara boşluk oldu mu? Suyu da aşağıdan bir oynatın. Bu plastikler birbirine geçer mi, geçmez mi? Yer değiştirir mi? Peki yer değiştirmesini karşıda semada nasıl görürüz yukarıda?
Renk değişikti. İşte eğer hayat hep kemalatlarla yanlış olmasa, hep doğru gibi olsa cennet gibi olurdu. O plastiklerin birbirine yapışık olması. O zaman cehenneme dönerdi cennet. Sabit olurdu. Ebedi ve ezeli böyle sabit duracaktı. O zaman abi şeytan alemler arası berzahtır. Berzahtır ha. Ama vücut haricisi var. Şimdi o kaldırdın mı? O kaldırmanın adı o boşlukların adı Adem'dir. Ama vücudun ifade edildiği bir Adem, zemin. Eğer o boşluk olmasa burada farklı renkler gözükmez. Mesela boş sayfa Adem'dir. Ama yazı burada yazılıyor. Boş sayfa yoksa yazı yazamazsınız. Boş sayfa yazı kadar değerlidir. Adem vücut kadar değerlidir. Çünkü vücudun ifade edildiği zemindir. İşte şeytan o ara boşluğudur. Yani varlığın farklı şekillerde bulunup farklı görünmesine vesiledir. O zaman şeytan şeriatta şerdir, hakikatta değildir. Hakikatta bu kadar güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile oldu. Kaliteli şeytan kaliteli adamda bulunmaz mı? Kaliteli şeytan kaliteli tabii. Kaliteli yerde bulunur. En büyük şeytan nerede? Mina'da. Mekke'de ya. Kafileyi götürdüğüm zaman of be hocam dediler. Şeytandan kurtulduk dedi. Hiç unutmuyorum. Ona değil mi demeyeyim mi? Kırsağına mı kalsın adama değil mi? Hocam dedi of be ya bu melanetten kurtulduk dedi ya. Aynı diyen bir adam baktım biraz otelde münakaşa etmiş. Ya ne yapayım? Ya hocam dedi burada mı buldun şeytan? Sana uçaktan ince bir şey demedim ama büyük şeytan burada. Nasıl burada hocam dedi. E büyük şeytan taşlamaya gitmeyecek miyiz? Orta şeytan, küçük şeytan. Hikaye mi bunlar? Vay be, vallahi doğrudur dedi ya. Hocam dedi, en büyük sabır Türkiye'de mi, Arabistan'da mı? En büyük sabır Arabistan'da gerekiyor. Zaten hacın adı sabırdır. Niye Türkiye'de denmiyor? Yaşantının adı sabırdır demiyor da hacın adı sabırdır. En büyük şeytan orada. Çünkü şeytan sabrın düşmanıdır. Şeytan sıfır gibi değil mi abi? Sıfır gibi. Sıfır olmazsa yazılım da yazamıyoruz. Hiçbir yazı şeytan sıfırdır. Hiçbir bak, hiçbir belirlenişi yok. Ama bütün belirleniş onlar. Sıfır kaldırın, Allah aşkına kaldırın. Bir olur mu? Eksi bir olur mu? Artı iki üç olur mu? Nereye göredir ki olsun? Sayı olmaz. Ama kendisinin hiçbir belirleniş yok. Ama bütün belirleniş onunla belirleniyor. İşte ara boşluklar. Benim şeytan, bu havuzdaki boşluk var ya. Onu oraya getirdin, oraya getirdin, oraya getirdin. Oraya... Ben o geldiğini şöyle. Bu hakikattır. İbrahim sen sordun şimdi. Bu hakikattır. Bu boşluklar şeytandır. Orası dünyadır. Aa manzaraya bak ya. Ben burayı görmüyorum hiç. Lamba yandı ya tavana vuruyor. Aa işte dünya Esma'nın cilve, cemal ve nakşidir ve sanatıdır. Cilve, cemal, nakış, sanat. Dört. Esma'nın cilve, cemal, nakış, sanat. Allah Allah falan. Biz burayı seyrediyoruz. Şeytan işletim sisteminin içindeki ara boşluk işletim sistemidir. Nedir o? Yani varlığın derecesini bize bildiren ve varlıklar arası geçiş yapmamıza vesile olan ara boşluklarıdır. Yoksa hayat donuk olur. Aynen. Her sahabe, ben mesela ben böyle bir şey istemezdim. Hem Allah yapmadığı için zaten onu onaylıyorum. Yani herkes bu dünyada sahabe olsa, vallahi böyle dünya olmaz. Ki Allah da yapmadı. Herkes, Allah yapamaz mıydı? Kalpler elinde. Olmaz işte. Peki şeytanın mükafatı yaptığı işte mi lezzet abi? Yani zaten ücreti kendisi tahripte lezzet alıyor, menüs bir lezzet alıyor. Şeytan, çünkü şeyde diyor ki, ama şurada olmayabilir belki, tirazda olabilir. Mesela her bir günahta menüs bir lezzet var. Ama imansızlıkta hiçbir lezzet yoktur diyor. Tahribattan lezzet alıyor ama imansızlıktan yanıyor. Tahribatta mesela insanları kaydırmaktan, günah işlettirmekten lezzet alıyor. Menüs bir lezzet var. Haramlarda menüs bir lezzet var. Ama imansızlıkta elem elem içindedir. Ben onu biraz şöyle, imansızlıkta gelen o yangınını, Allah'a isyan etmenin, tard edilmenin psikolojisini biraz mesela yanan insan nasıl koşar değil mi? Rüzgar vurdukça
alevin sönmesini ister yani. Oysa daha beter oksijen alıyor. Şeytanı böyle benzetiyorum. Yanıyor, koştukça daha beter yanıyor, koştukça daha beter yanıyor. Neyse. Abi o zaman hani donukluktan kastı biz mesela diyelim ki adam bir anda mutlu, ondan sonra şeytan çektiği zaman bu adam ömür boyu mutlu mu kalıyor? Hissi bir donukluk mu olacak yani? Yani alemlerde sende o zaman geçiş olmazsa bir öfke, bir sevinç, bir şey olmayacak yani. Burada değişiklik olacak. Evet, olmaz. Mesela bir öfkede kaldığın sürekli öfkede sabit mi kalmış olacak? Sabit kalırsın. Mesela şimdi diyelim ki şeytanın bu ara boşlukları kaldır. O zaman doğan doğmayacak. Doğan doğduğu gibidir. Büyüme yoktur, nispet yoktur. Yani baba ise baba, baba oğul yoktur. Hala falan yok. Kim yaratılmış her şey öyle donuk duracak. Ara boşluk yoksa büyümek yoktur. Dün yoktur, bugün yoktur, yarın yoktur, güzel yoktur, çirkin yoktur. Peki sen hangi yaşta doğmak isterdin? Yani bu yaşlar iyi. He? Bu yaşlar iyi. Tamam, o sabit kaldın. Yaşanır mı? Sabit kaldın şimdi. Ama 15 yaşında da öyle diyecektin. Evet. O zaman sorsan bu yaşlar iyi. Onun için her yaşı yaşamam lazım, her keyfimi, her yaşın psikolojisi olması lazım. Aslında sünneti seneye bunu oturtacak olursak nasıl olur? Mesela sürekli nasihat olsun. Düşün sen, he, söyle bize. Daha sor bu yani. Bir sor abi. Bize, ondaki şeytan, alemine nasıl yer etti, işte demişti ya. Benim şeytanım iman etti. İman etti. Yani o bize normalde rehber... mevzuda olduğu gibi burada da rehber halbuki bizim başımız şeyden eksik olmuyor şeytan. Şimdi demek ki tavizlerimiz var, sünnete uymayan taraflarımızdan kaynaklanıyor. Dedim ki şeytan ara boşluklarıdır demedim mi? Evet. Sünnet-i seniyede boşluk yoktur. O zaman otomatik olarak bütün sistem sisteme uymuştur. Entegre olmuştur. Sünnet-i seniye her bir şey, adabı her bir şeyi o yapının bütünsel içindeki bir parçasıdır. Takip ettiğimiz, yapabildiğimiz kadarıyla... Evet, ara boşluğu yoktur. Ara boşluğu yok. Mesela benim namaz kılıp kılmamakta şeytanım namazıma iman etmiştir, diyorum. Benim şeytanım namaz kılmama noktasında, hayır öyle bir bana vesvesesi yoktur, namazıma iman etti diyemez misin? Bak iman etti, bizim şeytanımız derece derece iman etti. Mesela ben zinada şimdiye kadar iman ettirmişim. İçkide ettirmişim. Gelecek konuşamıyorum. Şu anda oruç diyor. Orucuma şey değil. Şu anda şeytan iman etti. Şeytan devre dışı. Şu anda Ramazan'da şeytan var mı? Şeytanın bana iman etti. Ya ha bana iman etti ha defoldu gitti. Ara boşluğu yok. Onun için ne kadar sünnet-i seniye şey yaparsan iman etmiştir şeytan. Çünkü sünnet-i seniye imanın yapılandırmasıdır, eylemidir. Yani mesela sünnet-i seniye zannediliyor ki böyle bir din zannediliyorsun. Ya ne biçim tabir kullanıyorsun ya? Biraz bana alışacaksınız. Sünnet-i seniye hayatın, dimağın, yani buhranın, elemin kesinlikle çözüm yöntemidir, yoludur, malzeme deposudur. Ben başka bir şekilde alemim çok değişik ya bu konuda ya arkadaşlar. Biraz yani sünnet-i seniye din diyeceğiz tabi zahirde de benim alemimde daha acayip bir kutsiyet kazanmış. Yani sünnet-i seniye dimağımdaki vehim, vesvese, panik, burhan, bunalım, depresyon gibi şeylerin çaresi. Benim sünnet-i seniye benim anlayışım kalbimdeki ruhani lezzetinin malzemesi. Ben öyle bir insanın bir davranış diye anlamıyorum. Ben bir din diye anlamıyorum. Ben fiziksel de anlıyorum. Ruhsal ve akılsal da anlıyorum. Yani bu işletim sisteminin programları. Yani bir insanın, bir erkeğin doğasından çıkan bir davranış değil sünnet-i seniye. Eğer öyle olsaydı kendisi uyumazdı. Öyle olsaydı kadın nasıl uyuyor? Oysa erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe Allah lanet etmiş. Hadisi değil mi? E peki kadın, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam erkektir. Nasıl taklit ediyor? Ve mecburdur da. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi doğasından, tabiatından, erkekliğinden, insanlığından çıkan değildir. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. O sünnet-i seniye denilen Mirat-ı Muhammed'dir.
Orada o sünnet ismi de Allah oluyor. Allah gözüküyor. Allah gözükünce şeytan yok oluyor. Bak, Allah gözükür daim. Allah'ın olduğu yerde şeytan olur mu? Sünnet ismi. Aynedir bu alem. Her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed. Mirat diyor. Mirat Ahmet demiyor. Yani Mirat-ı Ahmet değil de Muhammed denmesinin sebebi Ahmet dese beşeriyetinden çıkıyor. İnsanlığından çıkıyor. Erkekliğinden çıkıyor. Ama Mirat-ı Muhammed'den bir kere Muhammed insan ismi değil. Kainatın çekirdeğinin adıdır. Evvelüma halakallahu nurihi. Yani o çekirdeğin Nur-u Muhammed'in adıdır. O çekirdeğin adıdır. Peki niye Mirat denmiş de ayna bak. Aynayı kainata kullanıyor. Mirat-ı Muhammed'de Mirat kullanıyor. Aynedir bu alem. Mirattır bu alem demiyor. Ha, Mirat'la ayna arasındaki bir farkı söyleyeyim. Aynada bakarsın böyle gözükürsün. Mirat senin içini dışarıya inşa ederek gösterir. Toprak mesela Mirat gibidir. Hava Mirat gibidir. Ne? Atarsın çekirdeği. Aha bak gördün mü nasıl göstermiş? Çekirdeğe benzemiyor. İşte Mirat-ı Muhammed'den yani Muhammed'in hayatındaki sünnet mirattır. Yani oradaki davranış malzemelerinde ben orada diriliyorum. Ben çekirdeğim Mirat-ı Muhammed'de diriliyorum. Diriliş orada. Mirat-ı Muhammed'de diriliyorum ben. Dirildiğim yerde zaten Allah gözüküyordu. Allah yok. Şeytan yok. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Şeytan gözükemez. Allah görünür de demiyor. Görünür daim. Şeytan ara boşluğu yok. Peki. Kainatın yazılımı. Ben kainatı yazılım diyorum ya. Kainatın yazılımı. Yani işletim sistemi ilmi ilahidir. İşletim sistemini ilmi ilahi diyor. Kainatın işletim sistemi, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, her şey işletim sistemi olarak görüyor. Ve ilmi ilahidir bu sistemin adı. Windows gibi, Linux gibi. Bunun içinde ihtimaliyatlar da vardır. Bunun içinde ihtimaliyatlar da var. İhtimal. Tamam? Allah Celle Celaluhu günahları da irade etti fakat ihtiyar etmedi. Allah günahları irade etti, ihtiyar etmedi. Ne demek o? Allah bir şey irade etmese vücuda gelmez. Yaratılmaz, olmaz. İrade etti günahları ama ihtiyar etmedi. Allah yarattı ama istemedi yapmamızı. Allah irade etmese zaten vücuda gelemezler. Hiçbir yerde boşluk yok. Allah Allah. Bizim 13. sözde lemadan yazıyorum ha bunları. Notumu 13. lemadan. Ta dersin başından beri 13. lemadayım. Bizim yani lemaları okurken ben alıyorum. Veya ki şey ne olursa olsun. Okuyorum ya. Allah Resulü'nün hadisi, ilhamla gelen kuş gibidir, ayağında ballayınız. Ben bunu bildiğim zannetme. Hop gitti, uçtu gitti. Hiçbir yerde boşluk yok. Bizim cehaletimizdir. Cehaletimiz ara boşluklarıdır. Mesela adamın, kaç tane buradan boşluk almıştık? 20 tane. Adamın 200 tane aldık. Hepten tek tük lamba gözüküyor adamın. Hep ara boşluk. Çok dalgalı bir hayat var. Devamlı su oynuyor. Ondan. Aferin lan. İrfan sana benziyor. İbrahim de sana benziyor. Gördün mü? Nasıl bulduğunu. Şu ara boşluk olunca dalgalanma çok olur. Onu dünya ara boşluklarında dalga çok olur denizde. Rüzgar esiyor ya. İrade umumidir. İhtiyar, iradenin içindeki has tercihlerimiz. Biri kanun, birisi namus. Namus ihtiyardır, kanun iradedendir. Anladık mı burayı? Evet.
Fazla iş yapamıyorum, oruç değil, fazla iş yapamıyorum. Bir de okuyabilir misin abi? Bir de okuyayım çünkü bunu kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü böyle sizde bir hayretsizlik görünce demek anlamadığınız onun için dedim. Yazıyorum abi. Bak, bizim cehaletimiz neymiş? Bir dakika bir okuyayım. İrade umumidir. İhtiyar iradenin içindeki has tercihlerimiz. Mesela diyelim ki Windows yazılım sistemin çerçevesi iradedir. Onun bize sunduğu bir sürü tercihler var. O tercihler içerisindeki tercihim ihtiyardır. İrade benim dışımdadır. Sistemin adı. Onun için kafirlerde irade yoktur, ihtiyar vardır. Hayvanlarda da ihtiyar vardır. Mesela sinek gider kaleme konmaz, buna konar. O da bir tercih değil midir? Mesela kedi ekmeğe gitmez, ciğeri gitmez. Gider. Tercih değil midir? Tercih. Bu neyle yapıyor? İhtiyarla. Kafir de böyledir. Peki ihtiyarın özelliği neydi? Hazırdakiler arasındaki tercihtir. Mesela kediye desek ki, bak kediciğim, bak şu ekmek parçasını ye. He, miyav. Ben sana şu 3 dilim değil, inan 3 kilo vereceğim bir saat sonra. Anlar mı? Birisi hazır, ötekisi gayip. İşte ihtiyar sahibi olanlar hazırdan dışına çıkamazlar. İrade sahibi olanlar hazırı gayba göre tercih ederler. Onun için orucu iradesi olanlar tutar. O namazı iradesi olanlar. Hayvaniyeti yaşayanlar, ihtiyarı yaşayanlar iradeleri yoktur. Olmaması nispetinde din yoktur. Çünkü ihtiyar şudur. Şu mu, bu mu, bu mu, o mu, o mu, bu mu. Bunlar arasındaki tercihtir. Ama irade ise şu. Bunu yapma, gaybde sana Allah diyor ki cennet vereceğim. Cennet hazır değil. Gayiptir. Ama günah veya iş hazır. İradesi sahibi olan bunu hiç göremez. Ne anlatırsanız anlatın, namaz kılamaz kardeşim. Oruç tutmaz kardeşim. Çünkü ihtiyar modundadır. Fakat irade sahibi olanlar hazırı gayba göre. Gaybı tercih edebilirler, yoktur. Kim bunlar? İrade sahibi olanlardır. Tabirler böyle oturunca ne kadar küllat güzel daha şöyle zevk veriyor. Verir. Bir de okuyorum o zaman. İrade umumidir. İhtiyar iradenin içindeki has tercihlerimizdir. Ne yapayım bu kadar anlatabiliyorum. Menü seçeneği diyebilir miyiz abi? Ne dersen de işte Windows işletim sisteminin bir sürü sana sunum tercihler vermiş. Hepsini de kullanmıyorsun ki. Onu sana verdiği sistem içindeki senin sistemin. Ama Windows'un dışına çıkamazsın. Yani mesela kainatın yazılımından bahsedeyim. Ben şunu bunu böyle tutarım da atarım mı? Yapamaz mı? Orucu tutarım da bozarım. Öyle değil mi? Ama güneşin şimdi semadan kaldıramam. Yağmuru yağdıramam. Dünyayı durduramam. Gündüzü gece yapamam. Kaşımdaki saçları vesaireyi şunu şöyle yapamam. Organımı değiştiremem. Yaşımı indiremem. Öyle mi? Yani anlıyor musunuz? Mesela bu kainatın işletim sistemine dokunamazsın. Suyu kaldıramam ben denizleri, okyanusları kaldıramam. Ama ben suyun yanına giderim veya gitmem. Dolayısıyla birisi umumi işletim sistemi yani. O zaman kader nedir? Windows yazılım sistemi içinde sana sunulan tercihler içerisindeki tercihindir. İşte aynı Windows yani bilgisayar yazılımı Linux veya kainatın işletim sistemi var. Onun içerisindeki tercihlerimdir. Bana sunduğu tercih, bana sen kader demiyor ki güneşi de tercih etme hakkına sana veriyorum. İster durdur, isterse batır. Yani dokunamıyorum. Windows'un dışına çıkamadığım gibi şu kainatın yazılımının dışına çıkamıyorum. Güneşi durduramam. İşte ne dedik? İrade umumidir. İhtiyar iradenin içinde has tercihimiz. Biri kanun, biri namus. Ne hangisi kanun? Namus ihtiyardır. Kanun iradedir. Yani mesela namus nedir? İhtiyara bakar. Ne demek o? Elma kanunu var. 276 tane elma çeşidi var. Ama benim bahçemdeki elma yani ağacı hiçbir elma ağacına benzemez. Ağaç tıpatıp hiçbir ağaca benzemez bir ağaç. Hani elma kanun, elma olması kanundur. Benim bahçemdeki elma hepsinden
farklı olması namustur. Onun için herkesin namusu vardır. Allah'ın da namusu vardır. Allah da kıskançtır. Biz de oradan geliyor. Namusunu kıskanmak oradan geliyor. Allah, biz de gayretliyiz. Allah da gayretullah. Allah'ta da gayret var. İnsan bütünlüğün cemidir. Kıymetlidir. Ama kontrolü da o kadar zor ve tehlikeli. Aynı zamanda da rızk taşıyandır. Ne olur bunları bir kaçırmayın. Çünkü keseceğim zaten. Ramazandır. Ama kaçırmamanızı istiyorum. Çok ilginç tabirler kullanılıyor. Bir de söylüyorum. Bütünlük cebi diyorsunuz ya. Hani bir bütünlük ve cebi diye ayrı ayrı kullanıyorsunuz. Heh. Bir bütünlüktür desek diye bir cebdir desek. Yani bütünlük dersek bizim aklımız gitmiyor bu. Cem toplanmayı iş yapamıyoruz. İntikal etmiyoruz. Yani adeta kuvvetlendiriyorum onu. Ama cemde bir de şey de var. Zıtları da var. İnsan bütünlüğün cemidir. Kıymetlidir. Ama kontrolü de o kadar zor. İnsan kadar kendini, insanı kontrol etmek kadar zor dünyada bir şey yoktur. Ve tehlikelidir. O aynı zamanda o nispete tehlikelidir. Aynı zamanda rızk taşıyandır. Sığırlarda rızk yoktur. Risk yoktur. Sığırlarda yok. Rızk yok. Niçin yok? Günahlar, izah etmemişiz. Çünkü çift çalışmıyor, ara boşlukları yok. Riski yok. Sığırlarda risk yoktur. Günahlar lezzetlidir. Bedenine hakim olmayanlar için, günahlar lezzetlidir. Bedenine hakim olmayanlar için. Bedenine hakim olanlar, ruhu çıkartmayı becerenler, ruha hedef gösterenler için günahlar lezzetli değildir. Elemlidir. Aklın gereği bu aklı yapan aklı külle tabi olmaktır. Bu akılla bu akıl tatmin edemezsin. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmamıştır. Yani bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu edemez. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsan akıllılıktır. Bu akılla bu aklın idaresine teşebbüs edersen zekiliktir. Allah kimseyi zeki etmez. Allah akıllı etsin. Külli bir akla ihtiyaç vardır diyor ya. Evet, külli bir akla. İşte vahiy yani. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak vahiy demek. Nihayetsiz boyutların yumağısın, 18 bin alemin yumağısın, yani bir kazak örülüyor bir iple ama kendisi daha önce yumaktı. İnsan böyle. Her boyut alemin kapısıdır. Her boyut alemin kapısıdır. Ahkamları farklıdır, karıştırma. Bedenine hakim olmadan, yani bedenindeki hazları şehvettir, menfaattır. Yani hayat, cemiyet hayatındaki lüks arabanın peşine koşmak, lüks telefon, yani kuvve-i gadabi, kuvve-i şevi, kuvve-i akliye. Bedenine hakim olmadan melekutiyeti yaşarsan, iç halime böyle sezişler, dalışlar, tefekkürler yaparsan, ki yapılıyor, dikkat et, bağlarına zarar verirsin. Yani ruhla beden arasındaki bağ bazen zarar oluyor. Mesela hiç ısınmadan adam top oynuyor, hemen kaslar zarar görür, lifler kopabilir. İlk önce ısınacaksın. Tıbben buna MS, bunun adı nedir biliyor musun? Ruhla bedenin ayrışması adına, ayrışma derecesinin bizdeki ifadelenişine tıpta şöyle demiş. MS, epilepsi, şizofreni, unutkanlık gibi isimlerle isimlendirilen hastalıklar baş gösterir. Peki onlar da böyle bir şey mi yapmış? Onlar da ruhu bedenine sığdıramamış veya ruhuyla beden imtizaç edememiş insanların
alametleridir MS, şizofreni. Ama bunu doktor böyle demez. Ben orada gördüğüm şeyler bunlar. Doktor bunu diyebilmesi için oralar olacak. Çünkü tıptaki kaynak, böyle psikoloji vesaire kaynağı, şey, 3-4 tane adamın, Freud, ondan sonra 3-4 tane bir psikoloğun kendi tespitlerine göre kurulmuş psikratist bir bilimdir. Kur'an değildir, hadis değildir. Adamın tespitleri ya. Ve sinirsel ve bedenseldir. Benim ruhsaldan bahsediyorum. Ve bu gelecekte belki de bir tespit olacaktır. Yani bedenle ruhun imtizaçsızlığı. Ama bedende yansıyor. Mesela tıp şöyle der. Aradaki kabloda atlama oluyor diyor. Ara boşluğu var. Sinirler uçları var ya, sinir uçları. Atlama oluyor. Elektrik kaybı oluyor. Baygınlık. Çok yakın asabi. Yani hiperaktif. Sinir uçları çok yakın. Tamam mı? Ondan sonra epilepsi, şizofreni dedik. Epilepsi dedik, baygınlık. Yani bu sinir uçlarının bedenle ifade ediyor. Benim anlayışım ruhun bedendeki imtisatsızlığının bedensel yansımaları, görüntüleridir bunlar. Ruhu tedavi edemeden bunları tedavi edemezsiniz. Abediliyor, ölünce kadar ilaç kullanacak. Peki ilaç kullanırken bu tür dersleri dinlese, yani bazısının bedensel yapısı çok önde, ruhu aşağıda çocuk gibi. Hani şeyle derler ya bizim Anadolu'da, yaşına göre aklı, yani ruhu 3 sene geriden geliyor. Veya yaşına göre ruhu ve aklı 3 sene ileriden gidiyor. Hatırlarsınız değil mi, böyle tabir kullanıyorlar. İşte arkadaşlar, ruhu aşağıdan gelene epilepsi olur. Aşağıdan. Çocuk. Mesela senin getirdiğin o zat. Aşağıda. Ondan sonra bu epilepsiydi. Ondan sonra biraz MS, ruhu biraz ileride. Daha kesin değil ama şizofreni, o da hissiyatına, o da böyle ileride, ileri seviyesi. Bir işte epilepsi biraz düşük, yani bedenden daha aşağıda, yani arkadan geliyor. Bu abi genetik bir şey mi, yoksa zamanla yaşamlara kazanılan bir şey mi oluyor? Şimdi tıpla ikisi de var diyor. Benim şahsi şeyimi söylüyorum. Kişinin değeri diyor muhakematta kendindendir. Yani ailemin, dedemin genetiğini ben faturasını ödeme, bana Allah ödettirmez. Peki ama genetiği taşıyor, eğilimlidir genetiği. Yani ailesine eğilimlidir ama mutlak olacak değildir. Nedir? Mesela diyelim ki ben hiçbir eğitim almasam, ailede büyüsem, o ortamda büyümeyle ben o ortamın şeklini alır. Yani şöyle düşünün. Bizim köyde yaparlardı. Şişe var ya şişe. Ağzı bu kadar, şişe bu. Hıyarı daha ufakken koyarlar. Hıyar büyür, şişenin şeklini alır, sonra koparlar. Sonra derdim olan şu kadar küçük ağızdan koca buraya hıyarı nasıl koydular? Orada şunu anlatmaya çalışıyorum. O köyde küçük, o akrabada küçük, o kabilende, o anne senin ailende büyürsen, eğer kendine katkı yapmazsan, eğitim almazsan, o kaptan çıkmazsan, unutma, beden düşünceye göre şekil almak zorundadır. Eğer düşünceni değiştirmesen büyüdüğün kaptan olacak. O zaman o tıpın dediği doğru şeydir, genetikten geliyor. Çünkü genetikte nihayetsiz olma ihtimalimiz yok mu? Var. Var. Biz kainatın çekirdeği değil miyiz? Evet. Sonsuz değil miyiz yani? Biz kainatın bütün çekirdeği değil miyiz? Peki ben niye dedemin ve babamın genetiğine mahkum bir genetik yazılsın ki?
Niçin peki o öne çıktı? Çünkü o bombardıman gördü devamlı. O aktif edildi, ona malzeme verildi. Ona bakım yapıldı, ona su verildi, o büyüdü. Ama o çocuğu başka yerde alsaydın hiç de böyle olmayacaktı. Alın Afrika'daki simsiyah zenci, 3-4 nesil sonra bembeyaz oluyor. Aşı yok mu kardeşim? Armuta, şeftali aşı bilmem neler aşılanmıyor mu? Yani genetikte biz nihayetsiz yok mu? Niye peki ben dedeme mahkum olayım, dedemin şeyine? Ha, dedemin hayatı, babamın hayatı, o aile hep onu bombardıman etti. Düşünceler o. Babamın düşünceleri, babamın yaşantısı, babamın yediği, babamın kalktığı şekilde, babamın yattığı şekilde, babamın konuştuğu şekilde, babamın üslubunda, babamın dışında ne olayım ki o zaman? Anasına bak kızına diyorlar ya. Yani. Yani bu diyorlar ki abi sen hakikaten çaktırmadan doktorluğun tarmar ettin diyor. Diye var yani doktorlar. Ya biraz akıllı düşünün. Niye sen Fırat'a bir tane aile danışmana dedim ki mecbur musun ya onun gavur ile sen hür olsana, özgür olsana. İlle kitapta böyle yazıyor diye. Kitapta bir sürü şeyler yazıyor. Kurtuluş Savaşı diye. Öyle bir savaş yok. Birinci, ikinci İnönü diye. Dünyada tarihte böyle savaş yok. Ama böyle okuttular. Çanakkale'yi kurtaran adamla hiç alakası yok. Böyle yazılıyor. E şimdi bu kitapta böyle yazıyor. Şimdi onu mu anlatacaksın? Ben imamlık yapıyorum. Yine geçeyim. Hutbe verecekler bana Türkiye'den gelen. Okumuyorum. Hiçbir defa okudum yok. Ne hutbesi? Hutbeyi ben veririm ya. Bugün ben niye gidiyorum? Belki senin hutbeyi vereceksin. Sen gönder adamını. Hem para almayacağım hem senin hutbeni okuyacağım. O zaman para alırım. Para alan, senin hutbeni okuyan para alsın. Ben senin hutbeni okumaya para almıyorum dedim. Bir hemen şeyine dedim. Din ateşesine. Sen de haklısın dedi. Okumuyorum kardeşim. Tamam dedi ama kimse pek şey yapma dedi ya. Tamam öyle bilinsin dedi ama konuşma pek. Tamam merak etme dedim. Senin zor duruma sokmam. Ben yani yerinde duramayan adam bir beşerin düşüncesini koymuş bana bir şey anlatıyor. Risale'nin talebesine diyor ki sen Risale'nin okuma bunu oku. La vallahi ya böyle bir şey yapabilir miyim ya? E şimdi bu. Şimdi doktor. Doktorsa ne olmuş ki 6 sene? Ben 34 sene okudum tıbbı. Abi hangi tıp okudun? Sen Çapa'yı okudun. Cerrahpaşa'yı okudun. Ben hayatı okudum. Risale okudum. Ya. Hayatı okudum. Ruhu okudum. Hissiyatı okudum. Aklı okudum. Dimağı okudum. Kafaya şimdi tıp diyor ki akıl, bir tane kafada akıl var diyor. Tamam. E biz 7 mertebe indiriyoruz. Para parça ettik adamları. İçine giriyoruz. Kardeş değişecek inşallah ya. Sen niye Kur'an yazdığı gibi illa ona uyuyorsun? Doktora hitap ediyorum bunu. Freud'un tespitine göre bu eğilimlidir. Anne baba, ya kardeşim genetikte nihayetsizlik yok mu? Ha anne babanın şekeri varsa bunda gözükmesinin sebebi, anne baba yediğini yiyor, giydiğini giyiyor, aynı havayı teneffüs ediyor, aynı suyu içiyor. Aynı kültürü, aynı, hep aynı. Burnundan ne derler, burnundan düştü şu baba oldu diyor. Tabii ki olacak. Yani Karadeniz ailenin içinde bir İstanbul lehçesini mi konuşacak adam? Orada buymuş. Aman kızım yeme şeker hastası olursun der, sen de olursun diyor. Evet şimdi diye beyni inandırıyorlar. Babam şeker, bak şimdi çocuğa bak. Babam şeker, şeker genetiktir, genetik de olabiliyor. Mutlaka bir çocuğu, ben de olabilir miyim, olabilir miyim, olabilir miyim, olabilir miyim, olabilir miyim, olabilir miyim, oldu. Şeytan da inandırıyor buna. Peki bir tanesini söyleyeyim ha, işte geçen kim şahit burada, hepiniz şahitsiniz. Mantı Maraş'tan, 13 yaşında çocuk. Ondan sonra kavga ediyorlar, Kur'an kursunda vesaire. Bayağı stres geliyor, çocuk acayip geriliyor. O zaman sistem bozuluyor. Sistem bozulunca hangisi değer fazlaysa, hastanede bir kaldırıyorlar, bayılıyor çünkü. Kavga ediyor, kendisinden yaşlı birisiyle kavga ediyor. Meğer günlerden beri darlatıyorlar Kur'an kursunda. Oranın hocası da şey yapmamış demek ki. Çocuk içine akıtan bir çocuk. Ondan sonra sistem hangisi galipse, o kanın da değerli yüksek. Gitti baktı şeker yüksek. Tam ooo, 13 yaşında şeker çıkmış. Günde 3 tane insülin yapılıyor. Getirdiler. Hiçbir şey yok dedi. Çocuk başladı ağlamaya. Sevincinden. İyi dedim. Ne için? Ondan sonra gel otur. Hurufumu kaçıyor. Hizbul Kur'an'dan okudum. Vücudum yanıyor abi. Meğer o stres yapınca, kavga yapınca Ervah habisi girdi. Ervah habisi girince bunun bir değerini yükseltti. Doktorlar da dedi mi şekerim var? Tamam. Ondan sonra benim çocuk şekerim var.
Şekerim var, şekerim var, şekerim var. Beyni böyle inandı, vücutta şeker olacak tabii. Kapağı çekin kalıyor münasebetler. Evet, kapağı çekin. Niye şimdi biz efendim hani yemek... Ben çaysız durabilir miyim ya? Ben yemeksiz dururum. Günlerce dururum. Çaysız ve balsız duramam. Şimdi nasıl duruyorum? Ramazan nasıl duruyorum? Çünkü beyine dedi ki inanç, iman, itikada, diman son mertebesi neresiydi? Tahayyül, tasavvur, takul, tasdik, izan, itizam, itikad. 7. İtikada iman diyor ki bu içmeyecek. He vallahi billahi tallahi. Beni böyle dinim dilim şapsa hastalık şudu budu asla borucumu açmam. Öyle mi değil mi? İmanım diyor ki evet diyor. Şimdi o itikada bastı mı bu mu? İtikad da diman bitiyor mertebesine diyor ki bu 8-10'a kadar saat 10'a kadar yemeyecek. Vücutta salgılama yapmıyor. Kendi bünyesi kendi yağıyla kavruluyor. Depoları kullanıyor şimdi. İnanç. Ya ben sigarayı bırakamıyorum. İnanmıyoruz. İnanmıyoruz. Ben helal lezzetimi terk ettim. Nasıl oluyor? İnandım. O ne olmuyor? Oluyor. Nasıl olmuyormuş? Efendim abi bir şey diyecek. Özür dilerim. Bizim bir bacanam var da onun babası kanserdi abi. İnanç dediniz de. Adam ameliyat ettiler. Fakat ameliyatta şeyi alamamışlar. O kadar büyükmüş o parçayı. Demişler ki söylemeyelim. Hani ömrü az kaldı. Bak Allah aşkına. Adam demişler ki aldık iyisin demişler. Adam iyi olduğunu zannediyor. İyileşti. Doğru. Adam kendini iyi zannediyor. Çin'de kadın hastalıklarının yerinde kanser hücresi var komple büyük. Videosunu getirdi bana. Anlattım ya size CD'yi. Ulan böyle CD'yi getir tamam. Kadını bağlamışlar gözükmüyor. O şeyde alette şey gözüküyor kanser hücresi o yuvarlak. Ondan sonra orada tedavi şöyle yapıyor. Vassa mı diyor? Bir şey diyor Çin. Yoktu, 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 yoktu. Kadına böyle bağırttırarak yoktu. Yani yok oldu yok. Yok oldu, vardı da yok oldu. Ama yoktu. Aslında yoktu. Öyle gözüktü. Diye diye cihazda gözüküyor. Tak, yoktu, hop, yok oldu. Nasıl inanırsanız kardeşim. Aynen, adamı söylememişler abi. Yani sen kanserin iyi oldu artık parça falan yok. Adam, halbuki var. Ameliyattan çıkınca görüyor musun? Aynen bu. İyisin, alındı, iyiyim. Ben de öyle dedim. Abi iyisin, iyi görünüyorsun. Yatalakta ağrılardan duramıyordu. Görevine başladı okul müdürü. Şimdi konuşuyorum nasıl diye. Normal. Yaşıyor hayatında. Çok iyi. Şimdi inancımıza göre oluyor kardeşim bunlar. Şimdi bu epilepsi, MS. Şimdi bir kere böyle bir tanı konuldu. Adamın bir tanesi ya. Pratisyen, sağlık ocağında koydu. Ne bileyim yok bir doktor koydu. O anda benim moralim tabii ki kanı yükselecek arkadaş, şekeri yükselecek ne olur. Allah aşkına ya çocuğu dövüyor büyüsü, büyük abi, büyük bir adam. Hırpalıyor. Günlerden beri kursta çocuk darlanmış, darlatılmış, eve de diyemiyor. Bunun değerleri bozulmayacak mı Cem? Hangisi? Demiri ya düşecek ya yükselecek, ya şekeri düşecek ya yükselecek. Tansiyon ayrıca bir tane olmayacak mı? Bir tanesi bu seçildi. Eğilimliydi bu. Doktor da dedi ki, tespit yaptı. Şeker. Böyle inanıyor mu çocuk? Şekerim. 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 İnandı. Vücut öyle salgıladı. Ene enne zenni abdibi. Şeker oldu. Dedim ki yavrum sen bana itibar. Ben tanıyorum abi. Hasan abi dedi. Tamam seni siteden tanıyoruz dedi. Onun için gel. Yavrum sende bir şey yok ya. Ervah abise. O hücre kimdi? Gitti şeytan. O kan değerlerinden hangisi daha uygun kendisine geldi onu aktif etti. Lan bana 15 sene X, Y, Zal ve Sungulayr alerji hapını içtiren bu namussuz değil mi bu şeytan? Alerji de benim. Hap şu öyle değil mi? Eski kasetlerimizde geçer yani. Alerji. 15 sene ben X, Y, Zal, Sungulayr diye hap içmişim. 15 sene ya dile kolay. Allah kahretsin bu şeytanı. 15 sene bana bu enkazı soktu. Sonra ben bu psikoloji dediğimiz var ya enfusi tefekkürlerim, enfuse dönüş, kendimi tanımlama, neler varmış alemde. Bak istediğin gibi oynuyorsun ya. Duygularla oynadığın gibi. Allah sensin lan dedin. İyi yapıyor lan. Ulan aşağılık 15 sene bana bindin ha. Hiçbir şey yok kardeş. Şimdi siz inmiyorsunuz üstünden değil mi abi? Şimdi fırsat iner miyim yani sırtında?
Şeytanın psikolojisi, şeytanın sistemi, şeytanın ademi, şeytanın bedensel yapısı değil mi? Adam işim bu benim. Allah beni buraya sevk etti. Niye? Ben inanıyorum ki bununla, bu konuşmalarla benim Müslümanıma faydalı olmamı istiyor Allah. Hani Allah benim Müslümanıma, çünkü Rabbimle benim şeyim var. İster adam küfür etsin, isterse dinlesin, dinlemesin. Ben, ya söyleme ya bu kadar seni darlatırlar. Ben demeyle vazifeliyim, indallah mesulüm. İlim anlatmak vaciptir, ilmini. Ama bir kere bir Allah ile anlaşmam var. Yoksa Allah bunu da vermezdi. Senin kullarını anlatacağım ya Rabbi. Şu hayatımın sonuna kadar, kanımın sonuna kadar. Anlatmadığım zaman bilin ki ben Musa'na da yatıyorum, ölmüş. Ha adam dinler, dinlemez. Dinler, küfreder. Memnun olur. O bilir. Onun niyetine, kanına bağlı. Onun kanına bağlı yani. Ben sistemden bahsediyorum. Yani şey, günahtan hiç bahsetmiyorum bakın. Şeytan denen sistem. Böyle yapmış. Bak, çocuğun değerlerini yükseltmiş. Dedim ya gel. Hatırlıyorum. Hurufum hatta. Elif, la, mim. Abi. Ya peki ne okuyacağız? Ne okursan oku. Hepsi tesir eder. Abi okuyoruz. Tesir etmiyor bak. Benim hocama dedim ki, Hafız Talim hocama. Hafız dedim, bu işte ben zaten anlamam. Bana bilmem ne diyorlar ya. Arkadaş ben anlamıyorum. Türkçeleri yok galiba. Gene söylüyorum. Anlamıyorum. Peki. Dedim ki Hafız ne yapayım? Almaya da adam ailece geldi. Dedim ki ben anlamam kardeşim işte. Hocam dedi papaza mı gidelim? Bir bari kulağızı bir rapine soku bize dedi ya. Neyse gittim şeye. Tamam. Papaza mı gidelim? Arma gitti ya. Kanıma dokundu. He? O da haklı. Haklı tabii. Kanıma dokundu ya. Kadın erkek. Şimdi karıyı papaza mı götürelim deyince. Kanıma dokundu ya. Hani imanıma, kanıma, erkekliğime dokundu yani. Şimdi gittim. Loşmana telefonu alsın. Hafız falan. Aradım. Hocam ya. Hocam. Ne okuyayım? La şivesiyle dedik hep derim. O ki ihlasın yok. Tüm Kur'an'ı oku faydası yok. O ki ihlasın var. Bir ihlas oku yeter. Anladım. Tak. Gel. Ne okudum biliyor musun? Tebareke okudum. Bitti. Niye? Kur'an'ın içerisinde ilim, irade, kudret yok muydu? Ben onun ilmini yaptım ve inancımı arttırdım hamdolsun. Yani Kelam Ezeli'de 430'da sözlerde ilim, irade, kudreti tazamun eden Kelam Ezeli. Kur'an'ın içerisinde 3 tane Allah'ın sıfatı var. O inancıma göre ben böyle konsantre oluyorum. Sonra Elif, La, Mim. Elif, La, Mura. İlim, irade, kudret aktif oluyor. Daha ilim, irade, kudret. Hep böyle. Her şeyden sonra ilim, irade, ilim, irade, ilim, irade. Ustad bir aptalıdır. Ne içer? İçmeden önce zehirli diyordu vücudu. Her içişte talebesini okutturulmuş şu kapsülünü. Oku bakalım. Şöyle şöyle iyi gelir, böyle böyle gelir. İnanıyor, onu içiyor. Tamam böyle. En âli ilacı faydası yok diye hiç, hiçbir faydası yok. Git şey vitamin hapını iç, babaanneme içirdim. Baş ağrısı tak diye 10 dakikada geçirdi. 10 dakika bile sürmedi. Babaanne dedim, zorla gönderdi. Vallahi doktor var ya, doktor. Acayip, hakikaten doktor öyle. Doktor bana bir ilaç verdi, babaanneymiş. Hiç görmemiştir dedi. Babaannem görmemiş. Oğlum lan, o şahı nasıl böyle bir ilaçtır hiç görmemiştir. Babaanne bildiğin gibi değil ya. Bu acayip bir şey. Bu aşağı atıyorsun yukarıya fırlıyor. Senin başın ağrımıyor mu? Ağrıyor dedi uşağım. Mide atıyorsun kafaya çıkacak. Oğlum nasıl çıkacak? Bak bardak getir. İlk defa gözüküyor o. Pşşşt atıyorsun ya. Şişeye de. Cevitamin. Pşşşt yukarı çıkmıyor mu? Koy. Bak babaanne nasıl? Bu bardakla nasılsa sende de öyle olacak. Attım. Pşşşt. Allah Allah. İlk defa görüyor 108 yaşında babaannem. Baktı, Allah Allah oğlum, hakikaten bu nasıl bir, çıktı yukarıya, kıyameti koparıyor tabii. Ha, vücuduna girince de böyle yapacak o. Aman aman ver oğlum şu an, ver oğlum, ver, ver, ver dedi. Aman. İşte dedim ki, doktor dedi ki, 3-5 dakika ama ona 6 dakika veriyor. İşte birkaç dakika, belki mideye zor indi ya mesela. Tamam 3-5 dakika sonra, oğlum durma. Nasıl böyle ona ve doktora ve bana dualar ediyor? Geçti. Geçti. Arkadaşlar, düşünce bozukluğu mideye de vuruyor. Mesela kötü bir haber duysanız, olmuyor mu?
Sistem bozulmuyor. Moralim bozuk oldu mu? İştahın da yerine geliyor. Her şeyde yarıyor. Bakın şişmanı lop lop olanlar vurdum daha çok. Senin alakası yok. Haberlerden rahat olanlar diyeyim. Vurdu duymaz demeyeyim. Rahat. Rahat doğru. Rahat. Rahat doğru. Çak işte istisnalar vardır. Sibop. Uzak durma da öyle abi. He? Haberlerden uzak durma. Kesin Allah'ın aşkına ya. Allah aşkına Cemim. Allah aşkına. Vallahi billahi bir haber duysam bizden de anlatmayın diyorum ya. Ne biçim insansınız ama bir kötü haber duysam iki gün kalkamıyorum ya. Ben açmıyorum. Hep kötüyü veriyorlar abi zaten. Vermez ki iyi. Bir tanesi dedi bana geçenlerde. Show TV diyor röportaj yapıyordu diye. Merak ettim dedi benim konuşmamı da verecek mi benimkisini demedi diyor. Ben de hep Nur talebesi Taksim şeylerini o aşağıda şey yapıyordu. Ondan sonra böyle böyle anlattı. Mesela şeyi işte cinlere inanır mısınız falan diye röportaj yapıyorlarmış. Kimdi ya? Unuttum ya. Ondan sonra benimkileri vermediler dedi. Şeytanlar vermedi yani. Ya. Çünkü hep seçiyorlar. Kötü kim demiş. Kardeşim kasıtlı ya bu. Yahudi zihniyeti. Ben burada olumsuz anlatmadığım gibi çünkü mesleğime, fıtratıma, zihniyetime zıt olumsuz anlatmak. Televizyoncuların da kanlarına, genetiklerine ters doğruyu söylemek. Genetiklerine, kanlarına dokunuyor. Yalan kanlarıdır. Yalan ya. Yalan ya. Namussuz adamlar. Nasıl namussuz demeyeyim. Cübbeli'ye gitmişler, formalite uydurmuşlar. Yani adam zaten şeker hastası bilmem ne. Onu yapacak adam mı? Niye? Benim Müslümanım o. Sana bir Müslüman adı gelse aynı böyle anlatacağım. Said Özdemir abi Seyit'tir. Hem anne hem babadan Ermeni dönmesidir diyor. Şöyle Yahudi dönmesidir diyor. Kanıma dokunuyor ya. Kim olursa olsun benim Müslümanıma bir şey olduğunu dokunuyor bana. Ben size yalan mı söylüyorum? Yalan deseydim poşetimde bu kelam olmazdı. Misal aniden çıkmaz böyle. Bunların kanları bozuk. Genetikleri bozuk. Benim nasıl ki genetiğim müsbeti burada menfi anlatmıyorum. Anlatamam. Mümkün değil. Onların da böyledir yani. Onların genetiği bu. Kanları bozuk. Kanı bozuk. Onu diyen kendisidir herhalde. Peki epilepsi okuduk. Son şeyi okuyayım. Ruhsal manevi hayatla cinler, bak, ruhsal manevi hayatla cinler, ruhaniyet alemlerini karıştırma. Yani ruhsal, enfus alemle cin, bunlar şeytanı karıştırma. Onlarda ne işi var? Bazılar soruyor da. Yani bu enfus alem başka bir şey. Arkadaşlar, yani cinlerle hiç alakası yok. Cinler basittir. Bizim hayat şeyimizden boyutundan 70 derece 7. 7 mertebe aşağıda yaşıyorlar. Demir teknolojileri olmadığı için, demir olmadığı için teknolojileri yoktur. Yemek kültürleri yoktur. İnsanın gaytasını ve pisliğini yer. Atlı tırnağı yer. Atlı bilmem nesini yer. Müslümanlar nasıl abi? He? Müslümanlar da böyle. Cinlerin gıdası bu. Kafir Müslüman aynı. Yani teknolojileri bu. Evleri yok, camileri yok, kiliseleri yok. Müslümanlar arkasında namaz kılar. O da ötekisi tarafta. Bir ırmakta durur, orada asırlarca 700 sene, 500 sene yaşar. Bir o kokuşmuş yaprağın kokusunu, atılmış bir kemik bulursa, senelerce onun kokusunu duyuyor. Enerji boyutta, bu kadar boyları var, basit bir şey. Sen bundan korkunca benim tepem atıyor bu sefer. Ama bilmiyordun, tam diyorum sana. Senden korkandan korkman beni korkutuyor. Sen ne korkuyor ya? Senden korkandan niye korkuyorsun? Senden korkandan korkulur mu? Senden ödü patlıyor ya. Bir insan yaklaştığı zaman abdestli bir insan bir besmelesini koca irmak yok oluyor ya. Vallahi inadına bizim köyde nerede dedilerse oraya gidiyorum oturuyorum bir de uzanıyorum ha. Gece ezberlerimi yaparken. Kasten ya. Acayip bir şey ya. Ondan sonra birisi rüya görmüş. Bizim hafız galiba. Hasan dedi bu akşam neredeydin? Ya bir hayır. Ya rüya gördüm. Hasan'a söyle bizi rahatsız etmesin. O da tamam. Böyle adam gibi adam olursanız tamam ben daha etmem. Ama böyle bir şey
bir başkasına ona konuşsun zaten. Yani kendinizden, sizden korkan da korkuyorsunuz ya. Bir de niçin anlatıyorum? Yani ruhsal yapı, enfus alem, şeytanla, cinle, melekle bile alakası yok. Melekle ya. Sen artık alemine doğru geçiyorsun. Hani niçin bunu şey yapılıyor? Yani enfus deyince böyle cinlerle mi, şeytanlarla mı falan. O kadar cahili cuala ki. Enfus alemle bunların bizden 70 mertebe daha dışımızdaki gidiyor. İçimin içine koyuyor. Anlıyor musunuz? Benden 77 boyut aşağıda olanı bana getiriyor. Yetmiyor. Enfus alemime koyuyor. Enfusi tefekkürümde cinler diyor. Lan nereye soktun ya? Hiç utanmıyor musun ya? Hiç Allah'tan korkmuyor musun ya? Bu kadar cehaletin olur mu? Hasan iftira yapacağım diye bununla da söylüyorsun. Cinlerle böyle. Lan cinlerin ne işi var ya? 70 boyut aşağıda, 7 boyut aşağıda. 2'de 1 70 diyorum. Acaba öyle mi olmuş? Peki onlar da onlar da insandan bu manada böyle bir beklenti içerisinde mi abi? Evet, beklentileri var. Yani alıp veremediğimiz şey nedir? Yani? Şeytanın özelliği. Mesela dinsizleri aynı, o zaten dinsizleri şeytanlık yapıyor. İnsi ve cinni şeytan demiyor usta. Şeytan. Şeytan niye yapıyorsa o da öyle. Müslüman cinler zarar vermek istemez fakat basmadıkları kafaları bizim vücut atom onlarınkisi esirden olduğundan yardım diye zarar veriyor. Ayının yavrusu insanı sevmek gibi. İnsanı çok seviyor, yardım etti diye tatlısını bir vurdu adam şak diye her tarafı işte öldü kafaya gitti yani. Ayını sevmesi gibi yani. Onun için onlarla şeyin olmaz. Kim onunla irtibatı varsa istikrar ve istikameti olmaz. Kesinlikle. Kim cinlerle irtibatı var, istikamet ve istikrar yok. Bir insanın istikamet ve istikrarı varsa bir alimin onlarla işi olmadığındandır. Yoksa kesinlikle şansı yoktur. Ben külliyattan geçtiği kadar size bahsediyorum. Hatta görüşmek istersen şu ayete başvur diyor. Kuluhiye ileyye nastamana farimine cinni fakalü nasimine Kur'an'a acaba ihdi ila rüşdi fe emen nebih ve enne nüşike rabbine hada ve ennehu ta'ala ceddu rabbine medde zâisa ila ahir ayet. 29. sözün şeyinde. Kur'an'da bir sure var. Sanki Allah'ın indirmediği bir şeyden bahsediliyor. Cinden bahsediyor. O cinci olduk. Ulan en büyük cinci o zaman Allah'tır aşağı. Cini yarattı. Cin suresini getirdi. Peygamber Hazreti sana bahsetti. Ustad bahsetti. Ulan ustad da dinin cinci. Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Adamlar bak yardım ediyorsun. Sakın ha bu işlere meşgul olma diyorsun. Hain da hain, merhametsiz, topluma, Müslümana faydalı olanları karalayan kanı bozuk yani, kanı bozuk. Tiniyeti bozuk. Kanı bozuk olmasa bir Müslümanın bir Müslümana yardımına çekememezlik yapabilir mi? Ama yardım etme. Niye? Müslümana yardım etme. Hain adam. Biçim insansın ya. Adam inim inim inliyor. Hani yapmak istemem ama onu diyene diyorum. Ya Rabbi mesela bir Müslümanın karısına yardım et. Böyle bilgi veriyorsun. Ya niye yapıyorsun? Allah diyorum senin kişine de versin diyesim geliyor demiyor. Ya bir Müslüman yardım et. Allah senin başına da gelsin diyeceğim demiyorum. Yani. O adam sordu. Bak bu bilgi veriyor mu? Okumak, okumak bizim okumak bu. Çocuğa anlattım bak yavrum bu budur. Sen dedim kursta böyle böyle yaptın. Böyle böyle. Evet dedi hani ben. Heh. O ne oldu? Sistemden bahsettim. Benim okumam o arkadaşlar. Dima anlattım, beyni anlattım. Sistem nasıl işliyor, cin nasıl işliyor, nasıl girdi, kan değeri nasıl yükseldi, şimdi nasıl düzelir? Yarım saat onu anlattım. Okuma. Ha, öyle mi ya dedi abi dedi. İnandı bitti. Ve düze çıktı. Okumak mı? İstersen bir kontrol Kur'an okuyayım. Çocuk baba dinlese. İnanamıyor. Aklına hitap edeceksin. Çünkü ustad diyor ki okuma ile geçer demiyor. İlim onu tard eder. İlim onu tard eder demiyor mu? Vesvese-i Risalesi'nde. Vesvese'de ben nasıl kurtuldum? Kur'an okumaya nasip değil ki. İlimle. Bak şeytanın sistemini anlattım. Vücudu Adem'e dönüştürmek noktasında. Kardeşim nasıl bir ilim ya bu? Varlığı yoka dönüştürmede çalışır. Sistemin adı bu. Biraz önce anlattım. Adem'in vücut. İlim onu tard eder. Şimdi mesela gelmiyor mu? Geliyor. Ha demek ondan sensin diyor. Ben tanıyorum. Tanıyınca
Basit bir hamle. Tanıdıktan sonra çok küçük bir hamle, onun işini bitiriyorsun. Tanımasan 10 kat hamle yapsan zor yaparsın. İlimle tepeliyorsun. İlimle tepeliyorsun. Kardımızı mı almış oluyoruz abi? Tabii canım. Ben boşluktasın, bana bir tane çaktın arkadan yürürken. Düşmez mi? Bir de kardımı almışım, sen bana vuruyorsun. Çok çok bu kadar olur. Ama boştayken yürürken arkadan bana vursan belki de tepelersin beni. İlim ilim. Arkadaşlar ben ilim anlattım o çocuğa. Sonra da Evrupa'mı kataydı olur. İlim anlattı. Dima böyle çalışıyor. Bir şey diyeceğim. Yok abi. Bunların da ruhani hayata ihtiyaçları var. Cinlerin de ruhani enfusi tefekkürlere ihtiyaçları var. Şu anda sanki Müslümanlar yok mu zannediyorsun? Dolu. Şu anda onların enfusi tefekkür ihtiyacı yok mu? Var. Onların Kur'an'a, namaza ihtiyaçları yok mu? Kur'an'a ne kadar ihtiyaçları varsa senin onların daha fazla ihtiyacı var. Senin enfusi tefekküre ne kadar ihtiyacı varsa o da gülüyor zaten. Yani biz diyor, ruhani tefekkürle ne alakası var bunların? Bizim bir de tefekkürümüz var, onların da tefekkürü var. Sırf tefekkür insana mahsus değil ki. Sen sığırların görmediği renkleri, şeyleri gördüğün gibi cinler ve ruhaniler de gördüklerini sen şimdilik görmüyorsun. Seni gördüğün ton zevklerini vesaire özellikleri sırlar görmediği gibi cinlerin de gördüğü bazı şeyleri sen görmüyorsun şimdilik. Onlar senden çok aşağı mahlukturlar. Onlar da senden yaratılmışlar. Onlar da senin artıklarından yaratılıyor pisliklerinden. Şeytanın senin vücudundaki karşılığı olumsuz negatif enerjidir, okumuştum. Aklı hakim kılma, akıl bir alettir. Sana hakim olursa dünyada sana, dünyada da cehennemi yaşarsın. Akıl, yani bu aklı yapana bağlı yaparsan akıl cennet olur. Bu kafa cennet. Eğer bu akılla bunu çözmeye kalkarsan akıl sana cehennem olur. Onun için mesela hep böyle bu tür psikoloji hasta olanlar hep doktorlardan medet aramış. Tamam. Tamam ama hiç böyle bir ilim yapayım, ben bunu bir öğreneyim, bu çözeyim. Nereden kaynaklanıyor? Demiyor. Ya ben bunu bir ilmini öğreneyim. İlmini öğreniyor, adım atmıyor. Adım atmıyor, adım. Adım atmıyor. Adama diyorum ki oku, gidiyor odasına mesaj yazıyor. İnternetlerden çıkıyor, şey çıkmıyor. Ya bir, bunları bu kardeşim ben sana diyorum ki bak bunları not al, yaz. O şu okuduğumu dinlerken dur. Okuduğum değil sen. Sen o, sana ne intiba yaptı, ne uyandırdı onu yaz. Benim tıp atıp söylediğimi yazma. Yazarsan yaz ama esas önemli olan bu konuşmam sana neyi uyandırdı onları yaz. Ne demek? Yazmak bilgiyi şuur altına taşıyor, onun için yazdırıyor. Ben bunlar enayi miyim? Niye yazmışım bunları? Niye yazıyorum bunları? Şuur altına indiriyorum, yazıyorum. Hiç üşenmiyor. Ya. Kişi vücut kendi zararını düşünemez, düşünmez. Varsa harici müdahale gösterir. Yani mesela son cümlemiz oldu. Kişi, hiç kimse kendi zararını düşünür mü? Düşünmez. Düşünmez ya. O zaman vücudunda böyle panikler, ateşler, sıkıntılar artıyorsa demek harici bir müdahale var sende demektir. Senin alakası yok. Harici gösteriyor. E ben niye bozuğum diyorsun? Sen bozuk değilsin kardeşim. Şu anda ucum var. Mesela diyelim ki dışarıda soğuk. Arabaya girdik hocam. Klima çalışıyor. Dışarı çıkınca yanmaz mısın? Yanmak senin zatından mıdır? Suratındaki hariç midir? Havadan mı? Havadan işte, işte yani sıkıntı budur arkadaşlar. İçeriden gelen bir şey değil. Dışarıdaki baskılardır. Dayatmalardır. Vahirde vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.